Bu bir dakika, bu nedir? Heh, bu bir soğutma klima sistemi. Soğutma. Şimdi az önce ısıtmaları geçmiştik, evet. Şimdi bu, soğutma tarafındayız. Evet, bu soğutma sistemi. Bu soğutmaların galiba ikiye ayrılıyordu. Bir tanesi bu gördüğümüz yer tipi olanlar. Evet. İkincisi de tavan tipi. Evet. Önce bir yer tiplerini konuşacağız. Bu cihaza rak tipi denir piyasada. Öyle bilinir. Yatak altı denir, koltuk evet. altı denir. Bu cihazın özelliği şudur. Bunu aracın zeminine, tabanına koyarız. Ve 3 noktadan içeriye soğutma doğru sistemi noktalara olur. Soğutma sistemini götürürüz. Bu cihaz aynı zamanda ısıtma özelliğine de sahip. Öyle mi? 8200 BTU soğutma, 5200 BTU da ısıtma sistemi var bu cihazın. 8200 BTU soğutma, 5200 BTU da ısıtma var. Isıtma var. Evet. Burası içeriden taze hava emdiği yer. Şu da termostat. İçerideki sıcaklığı ölçer, cihazı evet. durdurup ve çalıştırmaya yarar. Evet. Bu cihazın havalandırma sistemi şu şekilde. Buradan motorun sıcak olduğu havayı dışarıya tahliye eder. Evet. Buradan taze hava alır. Cihaz %50 taze hava, %50 ortam havasıyla çalışır. Evet, dinliyorum. Gayet kompakt bir cihazdır bu. Karavanlar için tasarlanmış. Şimdi şöyle, bu yatakların altında kalıyor demiştik ya. Evet. Benim yatak altında kalan her şeyde sorduğum bir şey var. Ses var mı? Bu cihaz tabii ki ses yapar. Sonuçta içinde bir kompresör çalışıyor. Hı hı. Fakat cihazda gece özellikle bu ses sizi rahatsız eder. Gece uyku modu diye bir modumuz var. Hı hı. Uyku modunu aldığımız zaman cihazın ses seviyesi çok aşağıya düşer. Aynı zamanda desibel bilgisi var mı burada? Yani şu kadar desibele kadar düşer gibi bir şey, yoksa sadece sessiz olur. Sessiz olur. Geri bildirimlerde işte bu, yani sessiz dediğiniz zaman bu gene bizi uyutmuyor, rahatsız ediyor gibi bir geri yani dönüş var mı? Çok hassasiyeti olan insanlar evet, bu durumdan biraz sıkıntı duyduklarını söylüyorlar. Evet. Fakat yani şöyle düşünmek lazım. Doğadasınız. Çok sessiz bir ortam var evet. ve bu cihaz çalışıyor. Evet. Muhakkak ki bunun sesi duyulur çünkü bunun içerisinde bir kompresör çalışıyor. Evet. Çok sessiz desek, yani sessiz tamamen sıfır tamamen desek, tamamen sessiz desek doğru söylemiş yalanmış. Olmayız. Evet. Bunun bir özelliği, sesi kesme özelliği şuradan aslında. Bu cihazın bu kaplaması şey gibi ya, arabanın sanki dashboardunda olur ya. Evet. Hani mesela işte Mercedes'e binersiniz böyle bir. Ya bu yumuşakmış filan dersiniz evet, ya. Bu, aynı bu onun biraz, gibi. Bu biraz sesi kesmeye yönelik de bir malzeme aslında. Evet. O yüzden diğer dışarıdaki klimalarla kıyasladığımız zaman aslında çok sessiz bir cihaz. Evet. Yani onlarla kıyaslandığı zaman evet sessiz yani bir cihaz. Yani bu soğutma sistemlerindeki en sessiz cihaz serisi bunlar mı? Evet. Bu tamam. tür cihazlardır. Gene de sessizlik için adım atacak arkadaşlar. Bu cihazın düşünsün. Evet, bu cihazın bizim evde kullandığımız klimalardan ne farkı var? Evet. Onu da anlatayım size. Bu cihaz iç ünitesi ve dış ünitesi bu kadar olan bir cihaz. Yani hepsi burada. Tamamı bu. Dış evet. tarafa kocaman asılan ekstra bir pervane sistemi bilmem neler yok. Yok, evet. Bütün cihaz gördüğünüz bu. Bir kısmı ön tarafı iç ünitesi, arka tarafı dış ünitesi olarak tasarlanmış. Hı hı. Ve şu küçücük kutunun içerisinde sığdırılmış şöyle bir klima. Şöyle bir sol taraftan da bakayım. Yani bunun tamamı aslında bu kadar. Yani bu kadar, evet. Komplike bir sistem var ama tamamı içeride. Dışarıda gördüğünüz bir şey yok. Dışarıda görüp değiştireceğiniz bir şey de yok. Yok, aynen öyle. Bu cihazın bir de tavana asılan modelleri var. Evet. Şimdi tavan tarafına geçmeden önce bir şey sorayım. Yani bu cihazın daha büyüğü, daha küçüğü, daha hızlı çalışanı, ekstra özelliği olanı olan var mı? Şimdi bu cihaz büyük model olan cihaz. Bir de bunun kompakt dediğimiz modeli var. Evet. Bu sadece soğutma yapar. 5200 BTU bu soğutma, soğutma ve sıcak ısıtma evet, özelliği olandı. O kompakt cihaz. Olan da sadece benim yeteri kadar ısıtma için malzemem var. Evet. Isıtmaya gerek yok. Sadece soğutsun diye alınan model. Aynen öyle. Onda da 5200 BTU ısıtma soğutma gücü var. Isıtma yok onda. Evet. Ölçü olarak bundan biraz daha ufak ve kompakt. Evet. Bu 8200 soğutma yapıyordu. Diğeri o 5200-5300 sadece soğutma yapıyor. Evet. Hani eğer şu arkadaki sistemlerden birisini almışsanız evet. yani tutup da tekrar bunun büyüğünü alacağım diye de kasmanıza gerek yok, değil mi? Tabii şöyle de bir durum var. Aracın hacmine göre bunun BTU'su hesaplanarak
araca takılıyor bu. Evet. 5200 BTU bazı karavanlarda küçük kaldığı için mecburen bunu takmak gerekiyor. Bu cihaza da ekstra olarak bir ısıtma koymuşlar sadece. Evet, anladım. Artı zaten soğutma ünitesi diğerinin neredeyse 1,5 katından daha fazla. Evet, aynen öyle. O zaman tepe tarafındaki geçip devam edelim.